Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. E, elimde görmüş olduğunuz gibi tığ işi güzel bir bebek battaniyesi modeli hazırladım sizler için. Bunu model olarak sizlerle paylaşmak için çıkarttım. E, bebek battaniyesi yapmak isteyenler 1 metre uzunluğunda zincir çekerek modeli üzerine kurabilirsiniz. Mutlaka bebe yünleri kullanalım bebeklerimiz için ve ipimize uygun da tığ numarası seçerek modeli yapabilirsiniz. Ön yüzünden görüntüsü de arka yüzünden görüntüsü de aynı şekilde istediğiniz renklerde yapabileceğiniz güzel ve kolay bir model. Şimdi modelimizin yapılışına geçelim. Şimdi böyle ön hazırlık olarak modeli göstermek için kısa bir zincir çektim. Siz bebek battaniyesi yapacağınız zaman 1 metre zincirin üzerine modelinizi kurabilirsiniz. Zinciri biraz fazla çekin kısa kalmasın daha sonra makasla ucundan keserseniz hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Modelde yarım kalmamış olur. Şimdi devam edelim. Zincirimi çektikten sonra ipimi tığıma sardım. Şöyle alttan sayıyorum. 1, 2 ve 3. zincire batarak burada ikili bir trabzan yapıyorum. ilmeklerimi 2-2 topluyorum. 2 ilmeğimi bir topladım. Daha sonra kalan iki ilmeğimde toplayıp ikili bir trabzan yaptım tekrar ipimi sarıyorum bir sonraki zincire battım tekrar iki iki toplayarak ikili trabzan yaptım şimdi zincirle birlikte toplamda 13 tane trabzan yapacağız 3 tane trabzanımı yaptım devam ediyorum 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 tane trabzan yaptım iki tane kenardaki e, trabzanları için iki tane trabzan bıraktım 13 tane trabzan yaptım şimdi tekrar ipimi sarıyorum bir sonraki Zincire batıyorum bir tane daha trabzan yapıyorum tekrar ipimi sardım aynı zincirin içine bir tane daha trabzan yapıyorum. Toplamda 3 tane trabzan yapacağız bu zincirin içine. 2 tanesini yaptım. Şimdi üçüncüyü yapıyorum. Evet aynı zincirin içine 3 tane trabzan yaptım. Şimdi devam ediyorum. Bir sonraki zincire battım. 11 tane trabzan yapıyoruz burada. 1 2 üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, 9 10 11 11 tane trabzan yaptık. Kenarlarda 13 tane trabzan, 3 tane aynı zincirin içine trabzan, ortalarda 11 tane trabzan yapıyoruz. Tekrar ipimi sardım. Bir sonraki zincirin içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Birinciyi yaptım. Tekrar aynı zincirin içine batıyorum. İkinciyi yaptım. Tekrar aynı zincirin içine battım ve üçüncü trabzanımı yaptım. Şimdi yine 11 tane trabzan yapıyorum. Bir sonraki zincire battım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tane trabzanımı yaptım ipimi sardım bir sonraki zincirin içine 3 tane trabzan yapıyorum 1 2 3 böyle zikzak bir görüntü ortaya çıkıyor bir sonraki zincire batıyorum Şimdi kenar kısmına geldik. Burada 13 tane trabzan yapacağız. Bir tane yaptım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Şimdi fazla zincirim kaldı. Bunu makasla keserek yok edeceğim. Şimdi son trabzanımı yaptıktan sonra bu iki tane ilmeğimi kapatmıyorum. Renk değişikliği yapıyorum. Böyle pembe bir ip aldım. İpimi şöyle tığımın üzerine aldım ve iki ilmeğimin arasından geçiriyorum. Ve bir tane zincir çekiyorum sıkılaştırmak için. Geçişi bu şekilde yapıyorum. Örgümü çevirdim. Beyaz ipimi de kesmiyorum. Burada kalıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. 1 2 Şimdi burada tığımın üzerine 2 defa ip sarıyorum. Zincirimin altındaki trabzanı saymadan devam edeceğim. 1 2 3 4 5 6 ve 7. trabzana battım. Şimdi ilmeklerimi 2 2 topluyorum. 1 2. Son ilmeğimi almadım ve tığımın üzerinde bıraktım. Tekrar 2 defa sarıyorum. Aynı trabzanın içine batıyorum. 2 2 topluyorum. 1 2. 2 defa tekrar tığımı sar, tığıma ipimi sardım. Aynı trabzanın içine batıyorum. 2 2 topluyorum. 1 2 son kalan ilmeklerim tığımın üzerinde kalıyor. 4 tane ilmeğim var ve 4 ilmeğimin hepsini birlikte topladım. Böyle bir yaprak yaptık. Arada 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 Tekrar 2 defa ipimi sardım. Aynı trabzanın içine batıyorum. Bir yaprak daha yapıyoruz. İlmeklerimi iki iki topluyorum. Bir, iki. Tekrar iki defa sardım. Aynı yere batıyorum. İki iki ilmeklerimi topladım. Son ilmeğimi bırakıyorum. Tekrar iki defa sarıyorum. Aynı yere battım. İlmeklerimi iki iki toplayarak son ilmeğimi bıraktım ve tığımın üzerindeki 4 ilmeğimi birlikte toplayıp kapatıyorum. 3 zincir 1 2 3. Şimdi 3. yaprağımızı yapıyoruz. 2 defa sarıyorum ipimi. Aynı yere bir yaprak daha yapıyoruz. Son ilmeklerimizi bırakıyoruz. Tekrar son ilmeğimi bıraktım. iki defa sardım. Aynı trabzanın içine batıyorum. 2 2 topladım. Ve kalan 4 ilmeğimi birlikte toplayıp kapattım. Böyle üçlü bir yaprak yaptık. Şimdi yaprağımızı yaptıktan sonra iki tane zincir çekiyorum. 1 2 hiç ipimi tığıma sarmıyorum alttaki zincirlerimden sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 7. trabzanı buluyorum bu 7. trabzanda neresi oluyor aynı zincirin içine 3 tane trabzan yapmıştık bak şöyle göstereyim yakından bakın şöyle tam ortasına denk geliyor 7. oraya batıyorum sık iğne ile sabitliyorum. Şimdi tekrar 2 zincir çekiyorum. 1 2. Bu sefer 2 defa ipimi sardım. Devam ediyorum. Bir sonraki trabzandan sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. trabzana batarak burada yine 3 tane yaprak yapıyoruz. İlmeklerimizi 2 2 topluyoruz. 2 defa sarıyorum. Aynı trabzanı tekrar batıyorum. Son ilmeklerimi bırakıyorum. Ilmeklerimi 2 2 topladım ve 4 ilmeğimi birlikte toplayarak kapattım. Yaprakların arasında 3 tane zincir çekiyoruz. Tekrar aynı tırabzana bir yaprak daha yapıyorum. Şimdi ikinci yaprağımı tamamlamak üzereyim. Evet 4 ilmeğimi birlikte topladım, kapattım. 3 zincir çekiyorum. 2 defa sardım. Şimdi 3. yaprağımızı yapıyoruz. Kalan ilmeğimi bıraktım. Aynı yere batıyorum. Son ilmeğimi bıraktım. 2 ilmeklerimi topladım son ilmeğim kaldı ve 4 ilmeğimi birlikte toplayıp kapattım şimdi ikinci çiçeğimizi de yaptık böyle 3 tane yaprak yan yana 2 tane zincir çekiyorum şimdi tekrar çiçeği sabitliyoruz zincir trabzanlardan sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 7. trabzan yine 3 tane yapmış olduğum ortadaki trabzana denk geliyor. Ve buraya sık iğne ile sabitliyorum. Evet böyle devam edecek. Şimdi trabzanlarımızın üzerine böyle üçlü yapraklarımızı yaptık. Şöyle de göstereyim. Son yaprağımı yaptım. Şimdi kenar kısmına geldik. Buralar önemli. İki tane zincir çekiyorum. Sondaki trabzanımı hiç ipimi sarmadan sık iğne ile buraya sabitliyorum. Daha sonra bu ipimi böyle uzatıp burada bırakıyorum. Yani böyle biraz uzun tutun burayı daha sonra ilmek kaçmasın. Şimdi tekrar başa dönüyoruz. Beyaz ipimin olduğu yere geldim trabzanımın üzerine batıyorum şöyle ilk trabzana trabzanın içinden ilmeğimi çıkarttım 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 ipimi sardım aradaki boşluğa batıyorum burada bir tane daha trabzan yapıyorum tekrar ipimi sardım İlk yaprağın hemen şöyle tepesine batıyorum. Burada bir tane daha trabzan yapıyoruz. Tekrar ipimi sardım. 2 tane yaprağın arasında 3 tane zincirim vardı. Buraya batarak burada 3 tane yan yana trabzan yapıyorum. 1 2 3 Tekrar ipimi sardım ortadaki yaprağımın üzerine batıyorum bu yaprağın içine 3 tane trabzan yapıyorum 1 2 3 tekrar ipimi sardım bir sonraki iki yaprağın arasındaki 3 zincirin içine batarak burada da 3 tane trabzan yapıyorum 1 2 3 ipimi sardım ara boşluğa batıyorum bir tane trabzan yapıyorum Şu ara boşluğa batıyorum bir tane trabzan yaptım tekrar ipimi sardım burada sık iğne ile tutturmuştum bu sık iğnenin üzerine batıyorum tekrar bir trabzan yaptım İpimi sardım. Bir sonraki ara boşluğa batıyorum. Burada da bir tane trabzan yapıyorum. Tekrar ipimi sardım. İlk yaprağımın üzerine bir trabzan yapıyorum. İpimi sardım. Şimdi ilk iki yaprağın arasındaki üç zincirin içine üç tane trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç. Bu yaprakların arasına 3 bir de ortadaki yaprağın üzerine üçer tane trabzan yapıyoruz. Diğer yerlerde birer tane. Şimdi 3 tane trabzan yaptık. Ortadaki yaprağın üzerine batıyorum. Bunun içine 3 tane trabzan yapıyoruz yine. 1 2 3 İpimi sardım. Bir sonraki iki yaprağın arasına 3 trabzan yapıyoruz 1 2 3 ipimi sardım 3. yaprağın hemen üzerine bir trabzan yaptım ara boşluğa bir tane trabzan yapıyorum ipimi sardım sık iğnenin içine batarak bir trabzan yapıyorum ara boşluğa bir trabzan yapıyorum tekrar ipimi sarıyorum İlk yaprağın üzerine bir trabzan yapıyorum ve şimdi bu aradaki boşluklara yaprakların arasına üçer tane trabzan yapıyoruz 1 2 3 ortadaki yaprağın üzerine 3 tane trabzan yapıyorum aynı yere batıyoruz 1 2 3 bir sonraki iki yaprağın arasına 3 tane trabzan yapıyoruz 1 2 3 yaprağın üzerine bir tane trabzan yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde devam edecek. Şimdi sıramın sonuna geldim. Bu ara boşluğa da bir tane trabzan yapıyorum. Evet. Sonuncu trabzanımızı yaptık. Şimdi dönüşte burada ipimi bırakmıştım. Pembe ipimi, ilmeğimi uzattım ve bıraktım. Şimdi beyaz ipimi tığıma sardım. Pembe ipimin ilmeğini de tığıma alıyorum. Bu şekilde. Daha sonra iki ipi birlikte parmağıma doladım. İki iple birlikte yürüterek bir üst sıraya çıkıyoruz. Şimdi şöyle tutarak ilmekleri iki iki topluyorum. Ve kenar kısmını yapıyorum. Şimdi burada beyaz ipimi bıraktım. Ve pembe ipimi alıyorum. 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Örgümü çevirdim. Şimdi ilk sırada tam model yaptık. Yani kenarda hemen bir tane çiçek yaptık. Burada yarım bir model uygulayacağız. 5 zincir çektikten sonra ipimi iki defa sarıyorum. Hemen şöyle dibine batarak burada ilmeklerimi 2 2 topluyorum. Önce ikisini topladım, daha sonra ikisini, daha sonra da üçüncü ilmeğimi topladım. Böyle üçlü bir trabzan yaptım. Ilmekleri iki iki toplayarak. Üç tane zincir çekiyorum. 1 2 3 Tekrar iki defa sarıyorum. Aynı yere bir tane yaprak yapıyoruz. Ilmeklerim iki iki topluyorum. Son ilmeğimi bıraktım. Tekrar aynı yere batıyorum. 2 2 topluyorum. Son ilmeğimi bırakıyorum. 2 defa sardım. Aynı yere batarak 2 2 topluyorum. Son ilmeklerimi bırakıyorum. Şimdi 4 ilmeğimi birlikte topladım ve kapatıyorum. Şimdi bu şekilde yarım bir model oldu. 2 tane zincir çektim. Şimdi modelimizi sabitleyeceğiz. Sayıyorum. 1 2 3 4, 5, 6 ve 7. trabzanın tepesine sık iğne ile batıyorum. 7. trabzanın e, tam böyle denk geldiği yerde yaprağın üzerine 3 tane aynı zincirin içine trabzan yapmış. Tam onun ortasındaki trabzana denk geliyor. Tekrar 2 tane zincir çekiyorum. Yaprak yapacağız. 2 defa sardım. 7 tane trabzan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu 7. de sık iğne vardı. Hemen onun üzerindeki trabzana denk geliyor. Bu şekilde hesaplayabilirsiniz. İlmeklerimi 2 2 topladım. Son ilmeğimi bıraktım. Tekrar aynı yere batıyorum. Bir yaprak daha yapacağız. Burada 2 2 topladım, bıraktım. Tekrar 2 ilmeğimi sardım. 2 2 toplayıp son ilmeklerimi bıraktım. 4 ilmeğimi topladım, kapattım. 3 zincir aynı yere bir yaprak daha yapıyoruz. İlmeklerimi 2 2 topladım. Hep aynı yere batarak yapıyoruz. kalan 4 ilmeğimi birlikte topladım. 3 zincir aynı yere batıyorum. 3. yaprağımı yapıyorum. Kalan 4 ilmeğimi birlikte topladım. Şöyle göstereyim kenarı yarım Burada da tam bir model uyguladık şimdi iki tane zincir çekiyorum yine yedi tane trabzan sayıyoruz 1 2 3 4 5 6 ve ortadaki trabzanı buluyorum ve buraya yapraklarımı sabitliyorum bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım şimdi sıramın sonuna geldim son üçlü yaprağımı buraya sabitledim 2 zincir çekiyorum tığıma ipimi iki defa sardım şimdi kenar kısmında yine yarım model yapıyoruz sondaki trabzanıma batıyorum ilmeklerimi iki iki toplayarak çıkıyorum son ilmeğimi bırakıyorum tekrar aynı yere batarak ilmeklerimi iki iki topluyorum son ilmeğimi bırakıyorum aynı yere batıyorum ilmeklerimi iki iki topladım Son ilmeğimi bıraktım. Şimdi 4 ilmeğimi birlikte toplayıp kapattım. Burada bir tane yaprak yaptık. Arada 3 zincir çekiyorum. 2 3. İpimi 2 defa sarıyorum aynı yere battım ve ilmeklerimi 2 2 topladım. İlmeğimi bıraktım. Tekrar 2 defa sarıyorum. Aynı yere batıyorum ilmeklerimi iki iki topladım bıraktım şimdi burada iki tane trabzan yaptık yarım model olduğu için bir tanesini tam yaprak bir tanesini de ikili yaptık şimdi burada üç ilmeğim var bu üç ilmeğimi birlikte topladım kapattım sabitlemek için bir zincir çekiyorum ve ipimi tekrar uzatıp burada bırakıyorum şimdi bu köşeyi bıraktık diğer köşeye geldik beyaz ipim buradaydı Şimdi tekrar böyle trabzan yapıyoruz. Bu sırayı da göstereyim. Kenardaki ilk kenardaki trabzanın pembe trabzanın üzerine battım. Beyaz ipimi parmağıma doladım. Şöyle ilmeğimi aldım. 3 tane zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Trabzanın üzerine bir tane daha trabzan yapıyoruz. ipimi sardım bu iki tane yaprağın arasında üç tane zincirim vardı oraya batıyorum burada üç tane trabzan yapıyoruz bir iki üç tekrar ipimi sardım yaprağımın hemen böyle üzerine batıyorum bir tane trabzan yaptım tekrar ipimi sardım ara boşluğa batıyorum bir tane trabzan yaptım ipimi sardım bu sık iğnenin olduğu yere tam üzerine batıyorum bir tane trabzan yaptım bir sonraki ara boşluğa bir tane trabzan yapıyorum tekrar ipimi sardım ilk yaprağın üzerine bir tane trabzan yapıyorum şimdi iki çiçeğin iki yaprağın arasındaki üç tane zincirin içine batıyorum burada yan yana üç tane trabzan yapıyoruz 1 2 3 3 ortadaki yaprağın üzerine üç tane trabzan yapıyorum 1 2 3 bir sonraki iki yaprağın arasına üç tane trabzan yapıyoruz. Bir, iki, üç. Ara boşluğa bir tane trabzan yapıyorum. Bir, sık iğnenin üzerine yapıyorum. Daha sonra bir sonraki ara boşluğa batarak bir tane daha sık iğne yapıyorum. İlk yaprağın üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. İlk iki yaprağın arasındaki üç zincirin içine üç tane trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç. Ortadaki yaprağın üzerine üç tane trabzan yapıyorum. Bir, iki. 3 bir sonraki iki yaprağın arasına tekrar 3 tane trabzan yaparak bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım şimdi sıramın sonuna geldim ve kenarda yarım modelimiz var bunun üzerine trabzanlarımızı yapıyoruz yine ipimi tığıma sardım ilk yaprağın üzerine batıyorum burada bir tane trabzan yapıyoruz tekrar ipimi sardım iki yaprağın arasına üç tane trabzan yapıyorum bir iki üç ipimi sardım kenardaki yaprağın hemen üzerine batıyorum bir tane trabzan yapıyorum Şimdi yaprağın üzerine trabzanı yaptıktan sonra burada pembe ipimizi bırakmıştık. İp, ilmeğimiz açık bir şekilde bekliyor. Beyaz ipimi tığıma sardım. Pembe ilmeğimi de tığımın üzerine aldım. Şöyle sıkılaştırdım. Şimdi 3 ilmeğim tığımın üzerinde. Pembe ipimi ve beyaz ipimi ilk sırada yaptığımız gibi yine parmağıma doluyorum. 2 ilmekle birlikte geçiş yapıyoruz. 2 ilmeği birlikte topladım. Daha sonra da kalan 2 ilmeği toplayıp kenarda bir tane trabzan yaptık. Burada beyaz ipimi bırakıyorum. Pembe ipimle devam ediyorum. Bir tane zincir çektim ve örgümü çevirdim. Şöyle dibine batıyorum. Burada bir tane sık iğne yapıyorum. 2 zincir çektim ipimi iki defa sarıyorum trabzanlarımdan sayıyorum yine yedi tane bir iki üç dört beş altı yedi bakın sık iğnenin üzerindeki trabzana denk geliyor burada yine üç tane yaprak yapıyoruz ilmeklerimi iki iki topluyorum hep aynı yere batıyoruz son ilmeklerimi bırakıyorum. Tığımın üzerindeki 4 ilmeğimi toplayıp kapatıyorum. 3 zincir tekrar 2 defa sarıp yaprak yapıyorum. son ilmeklerimi hepsini toplayıp kapatıyorum 3 zincir çekiyorum 3. yaprağım için aynı yere batıyorum ilmekleri 2 2 topluyorum Şimdi 4 ilmeğimi birlikte topladım ve kapattım. Arada 2 zincir çekiyorum. 7 tane trabzan sayıyoruz yine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. trabzanımız aynı yere battığımız 3 tane trabzanımız. Tam ortasındakine batıyoruz ve buraya sabitliyorum. Şimdi bu sıramızda hep böyle devam edecek. Yine 2 zincir ipimi iki defa sarıyorum 1 2 3 4 5 6 7 sık iğnenin üzerindeki trabzana denk geldi ve burada yine 3 tane yaprak yapıyoruz Evet bu şekilde devam edelim şimdi sıramın sonuna geldim son üçlü yaprağımı da yaptım iki tane zincir çekiyorum burada ve yaprağımı sondaki trabzanıma şöyle üzerine batarak sık iğneyle sabitliyorum bu sırada tam model yapmıştık ve ilmeğimi uzattım burada bırakıyorum şöyle göstereyim bir sıra tam model bir sıra yarım model şeklinde devam ediyor bu, bu sıramızda da tam model yaptık şimdi beyaz ilmeğimiz burada tekrar böyle trabzanlar yapıyoruz beyaz ilmeğimi parmağıma sardım burada sık iğne yapmıştım onun arasından giriyorum ilmeğimi aldım 1 2 3 tane zincir çektim burada. İpimi sardım. Ara boşluğa batarak bir tane trabzan yapıyorum. Tekrar ipimi sardım. İlk yaprağımın üzerine bir trabzan yapıyorum. İpimi sardım. İki yaprağın arasına üç tane trabzan yapıyorum. Bir. 2 Üç. Ortadaki yaprağımın üzerine 3 tane trabzan yapıyorum. Aynı yere batıyorum. 1 2 3 Bir sonraki iki yaprağın arasına 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3 Yaprağın üzerine bir trabzan Ara boşluğa bir tane trabzan yapıyorum. Ortadaki sık iğnenin üzerine bir trabzan. Ara boşluğa bir trabzan. Tekrar yaprağın üzerine bir tane trabzan yapıyorum. Bu aralara ve yaprağın üzerine üçer tane trabzan yapıyorum. Tekrar yaprağa bir trabzan ve ara boşluklara sık iğneye birer trabzan şeklinde daha önceki sıralarda yaptığımız şekilde devam ediyoruz. Şimdi trabzanları yaptıktan sonra sıramın sonuna geldim. Boşluğa da bir tane trabzan yaptık. Şimdi beyaz ipimi tığıma sardım. Burada açıkta kalan pembe ipim vardı. Bu ilmeğimi de tığımın üzerine alıyorum. İlk sırada yaptığımız gibi ipimi şöyle sıkıştırdım. Şimdi iki rengimi de parmağıma sardım. Şöyle tutuyorum. İlmeklerimi iki iki toplayarak kenar kısmını yapıyoruz. Bir üste çıkmak için. Şimdi bu şekilde kenarımızı yaptık. Beyaz ipimi bırakıyorum burada. Ve pembe ipimi parmağıma sararak devam ediyorum. Şimdi son sırada tam model yapmıştık. Bir üst sırada tekrar yarım model şeklinde devam edeceğiz. Zaten onu da göstermiştim. Bu şekilde sırayı takip ederek yapabilirsiniz. Evet şöyle göstereyim. Umarım anlaşılır olmuştur. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.